Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 6. sınıf Türkçe dersi yazım kuralları konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Sivas'ın önemli değerlerinden biri de Kangal köpeğidir. Sivas bir yer ismidir arkadaşlar. Yani özel isimdir. Hocam yer isimleri nelerdir? Kıta isimleri, bölge isimleri, il, ilçe, köy, semt isimleri yer ismidir. Bunlar cümle içerisinde büyük harfle başlar. Bunlar özel isimdir. Ve yer isimlerine, yani özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Im eki ilgi ekidir. İlgi ekleri çekim ekidir. Çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmez. Yine Kangal kelimesine bakalım. Kangal bir ilçe ismidir. Sivas'ın bir ilçesidir. Yine ilçe isimleri az önce söyledim. Cümle içerisinde büyük harfle başlar. Arkadaşlar köpek kelimesi özel isim değildir. Köpeğin k'sinin küçük yazılması gerekir. Van kedisi, Kangal köpeği derken köpek ve kedi kelimelerinin baş harfi küçük yazılır. D burada bağlaç görevinde kullanılmıştır. Bağlaç olan D dahi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. Sivas'ın önemli değerlerinden biri Kangal köpeğidir. A'da herhangi bir yazım yanlışı yok. B. 21 Ağustos'ta sabaha karşı dünyaya gelmişti. Belirli bir tarih bildiren ay isimleri cümle içerisinde büyük harfle başlar. Ağustos ay ismi oluyor. Hemen solunda bir sayı olduğu için ay adının baş harfi büyük yazılmış. Arkadaşlar belirli bir tarih derken özel bir tarihi kastetmiyoruz. 1 Ağustos deseydi yine Ağustos'un A'sı büyük yazılacaktı. Ağustos'un A'sı büyük yazıldığı zaman, yani ay isimlerinin baş harfi büyük yazıldığı zaman gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Yine B'de herhangi bir yazım yanlışı yok. C. Dünya kültür mirasına Anadolu da büyük katkı sağlamıştır. Anadolu bir yer ismidir arkadaşlar. Türkiye'nin Asya kıtasında olan toprağına Anadolu denir. Evet, Anadolu kelimesi cümle içerisinde büyük harfle başlar. Daha yine burada bağlaştır cümleden çıkaralım. Dünya kültür mirasına Anadolu büyük katkı sağlamıştır. Değerli arkadaşlar yine C seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yok. O halde cevap Denizli. Sizi yarın avukat Aykut Bey ile görüştürebilirim. Arkadaşlar özel isimlerden önce ve sonra gelen unvanlar ve saygı sözleri büyük harfle başlar. Aykut özel isim oluyor. Bey saygı sözü, bakın özel isimden sonra gelen saygı sözü. Bey saygı sözü büyük harfle başlamış. Burada yanlışlık yok da yanlışlık avukat kelimesinde var. Avukat bir unvandır arkadaşlar. Özel isimlerden önce ve sonra gelen unvanlar büyük harfle başlar. Avukatın A'sının büyük yazılması gerekirdi. Bu durumda yanlışlık D seçeneğinde yapılmış. İkinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Az önce söylemiştim, bağlaç olan D dahi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. Ve bağlaç olan D daha kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Başka bir taktik daha vereyim size. Şimdi arkadaşlar bağlaç olan D daha cümleye dahi bile üstelik başkası anlamları katar. A. Mutfak duvarını da turuncuya boyadık. Başka bir yeri turuncuya boyamışlar. Bir de mutfak duvarını turuncuya boyamışlar. Mutfak duvarını bile turuncuya boyadık. Üstelik mutfak duvarını da turuncuya boyadık. Mutfak duvarını dahi turuncuya boyadık. Gördüğünüz gibi daha burada bağlaştır ve kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmıştır. A'da yanlışlık yok. Bursa hafta sonu bizimle sen de gelmelisin. D burada yine bağlaştır arkadaşlar. Kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Başkası gelecekmiş. Bir de sen gelmelisin diyor. Sen bile gelmelisin. Sen dahi gelmelisin. Üstelik sen de gelmelisin. Bakın az önce söylemiştim. Bağlaç olan D daha cümleye dahi bile üstelik başkası anlamları katar. Yine B seçeneğinde daha D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yok. C davranışları da sözleriyle örtüşüyordu. Daha yine burada bağlaştır ve kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmıştır. Bakalım dahi bile üstelik başkası anlamları katıyor mu? Davranışları bile sözleriyle örtüşüyordu. Davranışları dahi sözleriyle örtüşüyordu. Başka bir şey sözleriyle örtüşüyormuş. Bir de davranışları örtüşüyormuş. Gördüğünüz gibi bizim dağımız burada bağlaştır ve kendisinden önceki kelimeden az önce söylediğim gibi ayrı yazılmıştır. C'de de yanlışlık yok, artımızı atıyoruz. Sevgili öğrenciler, bir bilgi daha vermekte fayda var. Bağlaç olan D'nin olduğu yerde örtülü anlam vardır. Bir cümlede en az iki anlam varsa orada örtülü anlam vardır. Şimdi başka bir şey sözleriyle örtüşüyormuş, bu birinci anlam. Bir de davranışları sözleriyle örtüşüyormuş, bu da ikinci anlam. Hafta sonu bizimle sen de gelmelisin. Şimdi
Başkası gelecekmiş, başkası gelmeliymiş. Bu birinci anlam. Bir de sen gelmelisin. Bu da ikinci anlam arkadaşlar. Yine örtülü anlam var. Ay bakalım, mutfak duvarını da turuncuya boyadık. Başka odaları veya başka yerleri turuncuya boyamışlar. Bu birinci anlam. Bir de mutfak duvarını turuncuya boyamışlar. Bu da ikinci anlam. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi daha D bağlacının olduğu cümlelerde örtülü anlam vardır. Demek ki cevabımız Denizli'ymiş. Denizli'deki daha D'nin yazımı doğru mu bakalım. Ablam sofrada sunuma ayrı önem verirdi. Sevgili öğrenciler, size bir taktik vereyim. Kimde, nerede, neyde sorularına cevap verebilen bir kelime varsa oradaki D'da ya da T'da kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır. Neden bitişik yazılır? Bulunma hal ekidir. Evet, D'da orada bulunma hal eki görevindedir. Bu nedenle kendisinden önceki kelimeye, kısacası isme bitişik yazılır. Sofra isim oluyor arkadaşlar. Dağ burada ayrı yazılmış, yanlış. Bu dağ ayrı yazılmayacak. Neden? Çünkü bu dağ bulunma hal eki arkadaşlar. Nerede? Bakın, soruyu soruyorum. Nerede? Sofrada. Gördüğünüz gibi nerede sorusuna cevap alabildiğim için buradaki dağ sofra kelimesine bitişik yazılacak. Çünkü bulunma hal eki. Nerede sunuma ayrı önem verirdi? Sofrada. Evet, yanlışlık D'de yapılmış arkadaşlar. Bulunma hal eki olan D'da yanlışlıkla ayrı yazılmış. Zaten dahi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir bozulma oluyor. Ablam sofra sunuma ayrı önem verirdi. Gördüğünüz gibi dahi çıkardığımız zaman cümlenin anlamında bozulma oluyorsa o da bulunma hal ekidir. Kendisinden önceki isme, kelimeye bitişik yazılır. Soru 3. Dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sevgili öğrenciler, ağır ağır kelimesi ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Aynı kelimenin tekrarıyla oluşmuş bir ikileme var burada. Bu ikileme ağır ağır. Demek ki yanlışlık 1 numaralı altı çizili sözde yapılmış. Cevap Adana. 4. soru, aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Denizli Avrupa'nın hiçbir yerinde bu denli rahat uyumamıştım. Hiçbir kelimesi sözü birleşik kelimedir ve birleşik yazılır. Hiçbir kelimeleri daima bitişik yazılır. D'de yanlışlık yapılmış. C, sabaha karşı 3.30'da uyandım. Evet, okurken doğru okudum. Buçukta ifadesinde yazım yanlışı var. Ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışlığı var. Sevgili öğrenciler, bir kelime fıstıkçı şahap harflerinden biriyle biterse gelenek yine fıstıklı şahap harflerinden biriyle başlayacaktır. Ekranda görüyorsunuz. Kelimemiz K, sert sessiz ile bitmiş. Aslında tam madde şöyle. Bir kelime sert sessizle biterse gelenek yine sert sessizle başlar arkadaşlar. Şimdi bizim daha bulunma hal ekimiz arkadaşlar neyle başlamış? D, yumuşak ünsüzle başlamış. Evet, buradaki K, sert sessiz K ne yapacak? Kendisinden sonra gelen yumuşak ünsüzü kendisine benzetecek. Yani T yapacak arkadaşlar ve ünsüz benzeşmesi kuralı uygulanmış olacak. Zaten bu kuralın ismi buradan geliyor. K sert sessiz, D yumuşak ünsüzünü ne yaptı? T'ye çevirdi. Yani kendine benzetti. Evet, kuralın adı ünsüz benzeşmesi. Tekrar edelim. Fıstıklı şahap harflerinden sonra bir ek geliyorsa yine bizim ekimiz fıstıklı şahap harflerinden biriyle başlayacak. C'de de yanlışlık yapılmış. Buçukta diye yazılacak. Buçukta diye kelime okunacak. Bursa, gökte artık yıldızlar da yoktu. Dağ burada bağlaştır arkadaşlar. Bulunma hal eki değildir. Şimdi dağı cümleden çıkaralım. Okuyalım cümlemizi. Gökte artık yıldızlar yoktu. Gördüğünüz gibi bağlaç olan dağı çıkarınca cümlenin anlamında bozulma olmaz. Evet, dağın yazımı yanlış arkadaşlar. Bakalım dağ bağlacımız cümleye bile dahi üstelik başkası anlamları katıyor mu? Gökte artık yıldızlar bile yoktu. Yıldızlar dahi yoktu. Üstelik yıldızlar da yoktu. Evet, bu anlamları da kattığına göre dağ burada kesinlikle bağlaştır ve kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. O halde cevap Adana. Burada akşamla sabah el ele vermişler. El ele bir ikilemedir. İkilemeler daima ayrı yazılır arkadaşlar. Evet, A'da altı çizili kelimenin yazımı doğrudur.
Bu arada sınavlarda çıkan bir ikileme türü daha var. Bu ikileme gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Gitgide ikilemesi arkadaşlar. Sınavlarda karşımıza bolca çıkar. Gitgide ifadesi bitişik yazılır. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz yanlış yazılmıştır? D'den başlıyoruz. Bu zorlu yolculuk için yanımızda bir takım çantası olmalı. Şimdi arkadaşlar burada yanımızda bir takım çantası olması gerektiğinden söz ediyor. Bakın bir takım çantası kaç tane? Bir tane arkadaşlar. İki tane olabilir mi? İki tane de olabilir. İki takım çantası da olabilir. Üç takım çantası da olabilir. Bizim yanımızda olması gereken sadece bir tane takım çantası imiş arkadaşlar. Dolayısıyla bir takım ifadesinin yazımı doğrudur. Arkadaşlar bir takım kelimesi cümleye sayı anlamı katarsa ayrı yazılır. Yani bir ve takım kelimeleri ayrı yazılır. Bazı kimi anlamları katınca bir takım kelimesi bitişik yazılır. Bir takım insanlar seni sordu. Yani bazı insanlar seni sordu. Bu durumda bir takım kelimesi bitişik yazılır. Evet, D seçeneğinde altı çizili sözde yazım yanlışı yok. C'ye bakalım. Arkadaşlarının birkaçıyla uzun zamandır görüşmüyordu. Birkaçı ifadesi, sözü, kelimesi birleşik kelimedir ve bitişik yazılır. Yine C'de yazım yanlışlığı yok. B'de hiç kimse sözü var. Hiç kimse ifadesi, sözü her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Yine B'de altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yok. Bunlar bilgidir arkadaşlar. Bilgi sorularıdır. Bilmek gerekir. A. Her şey umduğumuz gibi olmayabilir. Şey kelimesi her zaman kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır arkadaşlar. Evet, doğru yazımı şu şekilde olacak. Her şey bir şey örneklerinde olduğu gibi şeyler daima kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Yanlışlık A seçeneğindeki altı çizili sözde olmuş. Cevabımız Adana. 6. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde Dağ D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı Dağ D'nin yazımını sınavlarında bolca sormuş. Demek ki bu sene 6. sınıf bursluluk sınavında Dağ D'nin yazımı ile ilgili bir soru karşımıza gelebilir. A. Bütün toplantılarda düşüncelerini dile getirir. Az önce söylemiştim. Nerede, kimde, neyde sorularına cevap alabiliyorsam oradaki D daha bulunma hal ekidir ve kendisinden önceki kelimeye, isme bitişik yazılır. Nerede? Toplantılarda. Bakın daha burada toplantı ismine bitişik yazılmış. Yani bulunma hal eki. A'da daha D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yok. B. Hafta sonları evde vakit geçirmeyi sever. Nerede? Evet, nerede? Evde arkadaşlar. D burada bulunma hal eki. Yine ev ismine bitişik yazılmış. Doğru. Artımızı atalım. C bu konuda yorum yapmak istemiyor. Neyde yorum yapmak istemiyor? Evet, sorumuz neydi? Bu konuda daha yine bulunma eki konu ismine bitişik yazılmış. Doğrudur. Demek ki cevap Deniz'di. Sohbetimize kardeşim de katıldı. D burada kardeş ismine bitişik yazılmayacak. Çünkü bağlaçtır. Bağlaç olduğunu nasıl ispatlayacağız? Cümleden çıkaralım. Cümlenin anlamı bozulmaz. Sohbetimize kardeşim katıldı. Veya başkaları katılmış. Kardeşim de katıldı. Kardeşim bile katıldı. Kardeşim dahi katıldı. Üstelik kardeşim de katıldı. Evet. D yanlış yazılmış arkadaşlar. D bağlacı kardeşim kelimesinden ayrı yazılmalıydı. Cevabımız Denizli. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Dağ D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Gördüğünüz gibi yine bir Dağ D sorusu karşımıza geldi. Şimdi arkadaşlar Dağ D bağlacı cümleye dahi bile üstelik başkası anlamları katardı. Bu taktikle sorumuzu çözelim. A. Olanları bana da anlattı. Bana bile anlattı. Bana dahi anlattı. Başkasına anlatmış. Üstelik bana da anlattı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha burada bağlaçtır ve kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmıştır. Yani doğru yazılmış. Artımızı atalım. Hepimiz onun evde olduğunu düşünüyorduk. Nerede? Bakın nerede sorusuna cevap verince ne oluyordu o D? Bulunma hal eki oluyordu ve kendisinden önceki isme, kelimeye bitişik yazılıyordu. Ev isim oluyor. Yine B'de D'nin yazımı doğru arkadaşlar. C yarın bize Ayşe de gelecekmiş. D burada yanlış yazılmış arkadaşlar. D burada bulunma hal eki değildir. Bağlaçtır. İspatlayalım. Yarın bize Ayşe bile gelecekmiş. Ayşe dahi gelecekmiş. Başkası gelmiş. Başkası gelecekmiş. Ayşe de gelecekmiş. Üstelik Ayşe de gelecekmiş. Bakın bağlaç olan D daha cümleye dahi bile üstelik başkası anlamları katardı. Yanlışlık C'de yapılmış. Hocam kesme işaretiyle ayrılmış demeyin arkadaşlar. Bağlaç olan D'nin yazımı demek, yazılışı demek kendisinden önceki kelimeden tamamen ayrı yazılması demek. Kesme işaretiyle ayrı yazılması demek değil arkadaşlar. Bunlara dikkat ediniz. C'deki D
bulunma haleki değildir. Bağlaştır. Ayşe isminden tamamen ayrı yazılması gerekirdi. D artık sevincinden konuşur da konuşur. Evet, daha burada yine bağlaştır arkadaşlar. Konuşur kelimesinden tamamen ayrı yazılmış. Başka bir şey yapıyormuş, bir de konuşuyormuş arkadaşlar. Yine daha D bağlacını cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. Artık sevincinden konuşur, konuşur. Evet, D'de yine daha bağlacı doğru yazılmış. Çünkü bir bağlaştır arkadaşlar daha D seçeneğinde. Cevabımız Ceyhan. 8 aşağıdaki 6 çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. 8. kitaplığın önünde ayakta duruyordu. Sıra sayıları yazıyla veya rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterildiği durumda rakamdan sonra kesme işareti ve derece bildiren ek yazılır, getirilir. Evet, 8 rakam oluyor. Sonra kesme işareti gelmiş. Daha sonra derece bildiren ek yazılmış. A'da 8. ifadesinin yazımı doğru oluyor arkadaşlar. B seçeneğinde demek ki ifadesi var. Ki burada bağlaştır arkadaşlar. Bağlaç olan ki kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Zaten demek kelimesinden ki ayrı yazılmış, doğrudur. Şimdi ki bağlacını da cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bozulma olmaz. Demek fark etmediler benim ne yaptığımı. Gördüğünüz gibi cümleden çıkardık ki'yi ve cümlenin anlamında bozulma olmadı. Yine B seçeneğinde bir yazım yanlışlığı yok. Altı çizili sözcükte yazım yanlışlığı yok. D'ye de bakalım. Tatile genellikle Temmuz'un ilk haftası gideriz. Az önce söylemiştim. Belirli bir tarih bildiren ay isimleri cümle içerisinde büyük harfle başlar. Belirli bir tarih bildirmeyen ay isimleri ise cümle içerisinde küçük harfle başlar. Temmuz'un T'sinin burada küçük yazılması doğru. Çünkü seçenekte, yani cümle içerisinde herhangi bir sayı geçmiyor. Hocam ilk haftası ifadesi geçiyor diye söylemeyin arkadaşlar. Düşünmeyin. Şimdi güzel insanlar, belirli bir tarih derken herhangi bir sayıyı kastediyorum. 2 Temmuz deseydi Temmuz'un T'si büyük yazılacaktı. Ay isminin büyük yazılması için sağında ya da solunda herhangi bir sayı olması yeterlidir arkadaşlar. Tabii ki Temmuz'un T'si büyük yazılınca gelen ek ne oluyor? Kesme işaretiyle ayrılıyor. Yukarıda Temmuz'un T'si küçük yazıldığı için gelen eki ayırmadık arkadaşlar. D'de yazım yanlışlığı yok. Demek ki cevabımız Ceyhan. Duydukça. Evet, zaten doğru okunuş kulağınıza gelmiştir arkadaşlar. Az önce bir soruda çözmüştük, daha doğrusu söylemiştik. Bir kelime fıstıklı şap harflerinden biriyle başlıyorsa o kelimeye gelen ek yine ne olacak? Fıstıklı şap harflerinden biriyle başlayacak arkadaşlar. Biz buna ünsüz benzeşmesi derdik. Evet, bir kelime sert sessizle biterse gelen ek yine neyle başlayacak? Sert sessizle başlayacak. Duyduk kelimesi neyle bitmiş arkadaşlar? Fıstıklı şap harflerinden biriyle bitmiş. Yani sert sessizle bitmiş. Şimdi C2'ni getirelim. C2'nin C'si yumuşak bir ünsüz arkadaşlar. Sert bir ünsüz değildir. Şimdi K sert ünsüz ne yapacak? C yumuşak ünsüzü kendisine benzetecek, çevirecek. Ç yapacak arkadaşlar ve ünsüz benzeşmesi meydana gelecek. Duydukça diye yazılması gerekirdi. Yanlışlık C seçeneğinde yapılmış. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Düşüncede çeşitlilik farklı çözümler sunar. Nerede çeşitlilik arkadaşlar? Düşüncede nerede sorusuna cevap verdiği için D burada bulunma lekidir ve düşünce ismine bitişik yazılmıştır. Doğru. Bursa kişi kendisiyle uyum içinde olmalıdır. D yine burada bulunma lekidir için kelimesine bitişik yazılmış arkadaşlar. Yine B'de yazım yanlışlığı yok. Kişi kendisiyle uyum için olmalıdır. Bakın bağlaç olan D dahi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. D'yi az önce cümleden çıkardım. Cümleyi öyle okudum. Cümlenin anlamında bozulma oldu. Bu durumda D burada bağlaç değil bulunma halekidir. İçin kelimesine, sözüne bitişik yazılması gerekir. Zaten bitişikte yazılmış. C her olayda güzel anlamlar bulunabilir. Evet, daha burada yine bulunma haleki olay ismine bitişik yazılmış. Doğru. Nerede? Olayda arkadaşlar. Yine C'de. Daha D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yok. Demek ki cevap Denizli. Bilgi bir hazine ise uygulama da onun anahtarıdır. Daha burada bağlaştır arkadaşlar. Cümleden çıkarın. Cümlenin bozulmaz. Bilgi bir hazine ise uygulama onun anahtarıdır. Evet, yanlışlık D seçeneğinde yapılmış arkadaşlar. Daha bağlacının uygulama kelimesinden ayrı yazılması gerekirdi. Cevabımız Denizli. 10. soru son soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır? A. Orhan Kemal 15 Eylül 1914'te dünyaya gelmiştir. Orhan Kemal kişi ismidir. Kişi isimleri ve soy isimleri büyük harfle başlar. Orhan Kemal'de yazım yanlışlığı yok. 15 Eylül 1914'te. Evet, belirli bir tarih bildiren ay isimleri cümle içerisinde büyük harfle başlar. Hemen bakın, sol tarafta bir sayı var. Sağ tarafta da bir sayı var. Belirli bir sayı olunca ay isimleri büyük harfle başlar. Ve sayılara gelen ekler
Kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. 1914T. Gördüğünüz gibi T bulunmalı ki kesme işaretiyle ayrılmış. A'da yanlışlık yok. B'ye bakalım. Genç Tıp Dergisi'ni alıp birkaç makale okudu. Birkaç kelimesi birleşik kelimedir arkadaşlar ve bitişik yazılır. Yanlışlık B seçeneğinde yapılmış birkaç, birkaçı kelimeleri sözü diyelim. Bitişik yazılır. Cevabımız Bursa. C ve D'yi kontrol edelim. C, Tuna Nehri'nden sandallarla geçtik. Evet, Tuna bir nehir ismidir arkadaşlar. Özel isimdir. Şimdi özel isimlerden sonra gelen coğrafya ile ilgili kelimeler büyük harfle başlar. Nehir, ırmak, göl, dağ örneklerinde olduğu gibi nehrin neyse burada büyük yazılmış. Ve bunlara gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. C'de bir yanlışlık yok. Artımızı atalım. D. Son yıllarda TDK'nin sözlük sayısı çok arttı. Arkadaşlar TDK Türk Dil Kurumu'nun kısaltılmasıdır. Kurum isimlerinin kısaltılmasında büyük harf kullanılır. Evet, kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre yazılır, getirilir. Son harf hangisi? K arkadaşlar. Bu durumda nin ekinin gelmesi doğrudur. TDK'nin. Evet. TDK'nin sözcük sayısı çok artmış. D'de yine yazım yanlışlığı yok. Arkadaşlar bu arada Türkçe'de K diye bir harf yoktur. Bu harf K'dir. TDK'nin arkadaşlar. TDK'nın değil. Sevgili öğrenciler, yazım kuralları soru çözüm videosunun sonuna geldim. Siz de gördünüz, daha çok D Dağı'nın yazımı ile ilgili soru sorulmuş. Demek ki Bursluk sınavında karşımıza D Dağı'nın yazımı ile ilgili taze bir soru çıkabilir. Ekranın sol üst köşesinde yazım kuralları oynatma hissesi ve ekranın sağ üst köşesinde sıfatlar oynatma hissesi var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.